kapılarını açmaya açacak. Evet, ama yine de en büyük sıkıntı özel okul ve kreşlerde. Çünkü niye? Alınan fahiş fiyatlar var, bir masraf. Bu yılda mı ya? Eğitim ücretlerinin yanı sıra. Nedir? Tahmin et. Kırtasiye. Kitap, kırtasiye. Yeme içme. Aynen. Ve bu rakamlar da velilere pes dedirtti. Özel okulda yeni oyun kırtasiye ücreti bakalım neymiş? Rakamlar korkunç. Biz 17 bin verdik. Yetişmek imkansız yani. 18 bin lira, 20 bin lira kitap. Özel okul ve kreşlerin çoğu %100'den fazla zamlandı. Velilerden istenen kitap ve kırtasiye masrafları ise dudak uçuklattı. Yüksek tabii ki de. Yani 4 yaşındaki bir çocuk için bence yüksek. Milyonlarca öğrenci haftaya ders başı yapmaya hazırlanıyor. Eğitim ücretinde %65 tavan zam sınırı var. Ama okullar farklı kalemlerle o sınırı aşmanın yolunu buluyor. Veliler daha ücretlere üzülemeden bu sefer Eylül ayında ödemeleri gereken kırtasiye ve kitap masraflarıyla adeta şok oldular. Çünkü geçen yıla oranla birçoğunun fiyatı %100 ile %200 arasında zamlanmıştı. Kırtasiye masrafı ne kadar dediler? 10 bin. 14.500. Kırtasiye için sadece. Evet. Büyük kızım ilkokul 2'ye gitti. Onun için 20 bin lira. 9.500 TL. Buna kırtasiye falan deklenirse herhalde 2 yaşındaki bir çocuğun 15 bini bulacak aylık gideri. Yanımızda Nazlı var. Nazlı 6. sınıf öğrencisi özel okula gidiyor ama Eylül ayının başında kendisinden yani ailesinden istenen kırtasiye masrafı yalnızca 3.500 liraydı. Kitaplar içinse 17 bin lira istediler. Yani daha okul başlarken 20.500 lira ceplerinden çıktı. Gerçekten 15 bin liralık bir harcama yapacak mı şu küçük kızınız? Mümkün değil. Mümkün değil. Belki biz tek veli olarak alsak parça parça belki onun maliyeti 3'te 1'e falan düşebilir. Okuldan almak zorundasınız. Başka yerden bulamıyorsunuz. Ücretlerini fazla gösteremedikleri için kırtasiye ücreti, yemek ücreti, kıyafet ücreti diye ekstra ücretler talep ediyorlar. Alması gereken parayı alıyorlar. Devlet özel okullar için de ücretsiz kitap basıyor. Ancak birçok özel okul daha zengin içeriği olduğu iddiasıyla kendi kitabını veliye dayatıyor. Velinin belini büken servis ve yemek ücretlerinde ise müjde Milli Eğitim Bakanı'ndan geldi. Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık. Garantiyi almışlar. Hadi bakalım hayırlı olsun. Evet. Ya kırtasiye ücretleri evet şöyle tabii ben de oğlumun şimdi kırtasiye giderlerine şöyle bir baktığımda. Başladınız mı alışveriş? Başladım yaptım kırtasiye alışverişlerinde. Belli bir ücret de ödendi tabii ben ki. Ben belli kırmızılı için. Böyle yanar döner şeyler istedim. Değil mi? Şöyle kokulu tabii. Yani aslında toplu bir şey var. Öğrenciler arasında çok da büyük farklılık olmuyor bunun için. Yani aynı tip şeyler, paketler alınıyor. Dolayısıyla da aslında öyle bir kıyaslamada söz konusu. Ama her çocuğun kendi hani kalem kutusunda dediğin şeyler vardır. O kırtasiyelere çocukları sokmamak lazım. Ya benim bile şunu bunu alasım geliyor. Geliyor. Jelatinler, evet, parlak parlak misler özellikle gibi falan. Meraklıysan falan. Öyle çantalar, değil mi? Suluklar vesaire. Var mı hala suluk bilmiyorum. Var tabii olmaz mı? Yani tabii. Hani, suluklar, benim bile şunu da alayım, bunu da alayım, şunu da yapayım falan filan. Hop bir hesaplıyorsun. Tabii. Bağışı geçmiş. Ya tabii bunun yanı sıra defterler, kitaplar ya. yani kırtasiye deyince sadece hani bunlardan bahsetmemek lazım. Her bir kitap ve derslere göre ayrılan işte onların dosyaları renk renk ayrılacak. Matematiği, feni vesairesi farklı farklı olacak. Bütün bunlar için özellikle ortaokula geçince iş biraz daha değişiyor. Bu sene ben de yeni daha ortaokul anne velisinin olduğum için yeni fark olsun. Ediyorum. Neden dedim bu kadar çeşitli bir farklılık var ona göre çok teşekkür ederim. İyi de mesela bu kitabı ya da kitabı hadi okey de defter ya da kalemi bir kez mi alıyorsun? İki ayda bir güncellemek zorundasın, almak zorundasın yani. Aslında ben bir kere aldık. Yani. Geçen sene sadece bir kere aldık. Yani biten ve tekrar bir şey oldu. Çok bitiyor enderdir. Yani ama. Enderdir yani bir hayır. Kez daha belki. Mesela şu kadarlık bir defteri alıyorsun bilmem kaç para. Daha incesini almak zorunda kalıyorsun çünkü ucuz. Ama o da erken bitiyor. Doğru. Bir çocuk için konuşuyoruz bunu doğru. Bir de. Düşünsene onun şeyi var, kuzeni var, kardeşi var, şusu var, busu tabii. Var. %65 oranında zam deniyor ama geçen yıl bu oran kaçmış biliyor musun? %37. Evet. Demek ki enflasyon geçen almış başına gitmiş bu anlamda. Yani. Tabii geç para olsaydı geçen yıl al stopla evet. Dedik zamanında param varsa al defter kağıt kalem değil mi? Ama olmamış. Şimdi özellikle sosyal etkinlik ve genel gider adı altında evet. Genel gider deyince her şeyi koy çünkü genel. Genel giderin tabii çok açılımını bilmiyoruz biz. Ama sosyal mutlaka... etkinlik mesela hani evet. Onu da söyleyince dolayısıyla tamam çok güzel bir söz alınmış ama vallahi bilmiyorum ya duracağı gibi durmaz gibime geliyor bu rakamlar. Evet. Mesela yemek verecekler değil mi?
biberin ya da pirincin ya da fasulyenin kilosu bugünkü gibi olmayacak 2 ay sonra. Evet ama işte o menü de bence değişiklikler gösterecek kendi i̇şte, içinde. Haftada işte tabii 4 gün bir protein, et vesaire varsa ya, o biraz daha bakliyata başka şeye dönüyor olabilir. Yani doğru. Ben sadece çünkü o yemek ücreti de okul ücretiyle beraber sene başında alınıyor bir şekilde. Yani taksitli olarak ya da peşin. Yani hani okul yemek vermese bile evde hazırlıyor, atıyorum tost yapılsa bile içine peynir konmayacak çocuğa. Tabii. Hadi bakalım sen böyle git. Peynir, ekmek, sadece ekmek ye gel denecek herhalde. Ya %25 kira ki... hikayesi vardı ya, evet. Uyuldu mu doğru dürüst? Çok uyulmadı. Burada da uyulur mu bilemem. Evet. Hayırlısı olsun. Bazı gıdalar var özellikle çocukların yanlarında götürmemesi gereken. Aileler bu konuda zaten öğretmenleri tarafından da uyarılıyor. Mesela diğer çocuğun senin götürdüğün bir bakliyata bir fındık fıstığa karşı alerjisi olabilir. Dolayısıyla yanına ne koydun? Yani kısıtlı şeylerle daha paketli gıdaların girmesi kesinlikle yasak vesaire. Onun için senin de dediğin gibi öyle çok büyük bir çeşit koymaya da gerek yok. Çeşit koyamıyorsun ki zaten. Evet. Dolayısıyla ister istemez durum bu hale geliyor. Evet, çocuk su ve ekmek yiyip geliyor ondan sonra. Neyse.